Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün üstü açık yumuşacık pizza poğaçalar yapacağım. Öncelikle hamuru yoğuruyorum. Burada 2 su bardağı ılık süt var. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı şeker. 1 yumurta akı sarısını üzerinde kullanacağım. 1 su bardağı nişasta. Nişastayı eklerken böyle bir telle karıştıralım çünkü çok çabuk topaklanıyor. Buğday ya da mısır, her ikisi de olur. Öncelikle 4 su bardağı un ekliyorum. Eksik gelirse tekrar ilave edeceğim. Kullandığım bardak ölçüsü de 200 milimdi. Bir paket instant maya. Yaşmayı kullanmak isterseniz yarık küp kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz. Hamuru 4-5 dakika yoğurdum. Ekstra yarım bardaktan biraz daha fazla un ilave ettim. Bu tarif 4-5 bardak arası un alıyor. Böyle yumuşak, el yapışmayan bir kıvamda olacak. Şimdi üzerini kapatıp en az 1 saat mayalandırmaya bırakıyorum. Hamur 1 saat kadar mayalandı. Şöyle çok kısa 3-5 saniye yoğurup hepsini mandalina büyüklüğünde bezeler ayıracağım. Pişerken birbirlerine yapışmasını istemezseniz daha aralıklı olarak da fırın tepsisine dizebilirsiniz. Ben böyle yakın olarak dizeceğim. Bunlar böyle tepside biraz mayalandıktan sonra ortalarını açıp iç malzememizi koyacağız. Üzerine isterseniz bir bezle ya da bir tepsiyle kapatabilirsiniz. Bu şekilde tepside en az 15 dakika beklesin. Bu sırada hem biraz hamurlar yumuşayacak hem de biraz mayalanacak. Şu şekilde ortalarını açabilirsiniz ama bardağın altını biraz onamak gerekiyor çünkü yapışıyor ya da şöyle elimizle de yine ortasını çukur olarak şimdi açtığım çukurların içerisine beyaz peynir koyacağım öncelikle. Orta yağlı bir peynir tercih ettim. Norm peyniri de koyabilirsiniz. Çok fazla yağlı bir peynir ya da kaşar peyniri içinden akabilir ya da kuruyabilir. Şöyle çukurlara bir tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Hamuru yoğururken bir tane yumurta sarısını ayırmıştım. Onu fırçayla güzelce çırptıktan sonra böyle poğaçaların kenarlarını sürelim. Poğaçaları önceden ısıttım. 180 derecelik fırında güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Bu tarifte kullanılan en klasik malzemeler biber, domates ve beyaz peynir. Ben de o şekilde yaptım ama istediğiniz farklı içlerle bu tarifi uygulayabilirsiniz. Oldukça yumuşak,
Pamuk gibi bir tarif. Tarifle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Videoları izledikten sonra yorum yapıp beni bırakmayı unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.